arkadaşlar. 10. sınıf fizik 2. dönem 2. yazılı sınav soruları. Senaryo 2. Soru 1. Yarıçapları R ve 2R olan aynı merkezi küresel yüzeylerin merkezindeki ışık şiddeti I olan noktasal bir ışık kaynağı ile K, L ve M küresel alanları şekildeki gibi aydınlatılmaktadır. K, L ve M yüzeylerine düşen ışık akıları sırasıyla Φ, K, Φ, L ve Φ, M'dir diyor. Işık akıları neden açıklayarak karşılaştınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki olay açıyla ilgili. Açısı küçük olan, açısı büyük olanın ışık akısı da büyük olur. Dolayısıyla çünkü hepsinin ışık şiddeti aynı. Ve kıyaslayacak olur ise açı FM'de 60'ta bakın kaç M oldu değil mi? L'ninki kaç? 60. K'ninki 30 değil mi? Dolayısıyla kıyaslayacak olur ise Fi M eşittir Fi L, o da büyüktür Fi K'dan arkadaşlar. İkinci soru. Karanlık bir ortamda özdeş noktasal K ve L ışık kaynakları ile bir top yeterince uzun bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perde oluşan gölgeyi aşağıda verilen şekil üzerinde çiziniz diyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar burada? Cismin uç noktalarına ışınlar çizip şeklimizi tamamlıyorduk. Beraber yapalım. L'den başlayalım. Bakın L'den başladık. L'nin şu cismin bir altından çizdiğim bir de şu uç noktasından çiziyorum şöyle. Bakın şu kırmızı L'nin arkadaşlar. Şu kırmızı L'nin. Şimdi K'ya bakalım. K'yı da mavi yapalım. Hatta onu yapalım. Yine alttan ışınlar çizdim. Bir de şöyle. Biraz daha küçük oldu. Şöyle. Yani şu mor kısım, içi taradığım kısım tam gölge. Şurası da yarı gölge arkadaşlar. Yani onu biraz daha anlaşılır vaziyette çizersen şöyle bir yuvarlak var. Bir de şöyle var arkadaşlar. Şurası ne oldu? Tam gölge. Şu kısım, boşluk kısımda yarı gölge. Üçüncü soru. Eşit birim kareli düzlemdeki saydam olmayan A, B, C ve D cisimleriyle bir düzlem aynı şekildeki gösterilmiştir. Buna göre diyor G noktasına bakan gözlemci hangisini görebilir diyor. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle gözlemci buradaymış. A, B, C ve D noktaları var. Düzlem aynadaki görüntüsünü bir alalım bakalım. 3 birim bak kaç kare? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu G üssü gözlemcinin görüntüsü. Daha sonra ne yapıyoruz? Şu düzlem aynanın üst ve alt noktalarını ışınlar çiziyoruz. Bu iki çizgi arasında kalan kısımlar gözlemci tarafından görülebilir. Yani şunu demek istiyoruz. Bir altından şöyle ışını çizdim. Bir düzlem aynanın üst tarafına şöyle ışını çizdim. Şu taradığım kısım gözlemci tarafından görülebilir. Dolayısıyla A, B, A, B, C gözlemci tarafından görülen noktalardır diyebiliriz gençler. Dördüncü soru. Bir çukur ayna var arkadaşlar. Tepe noktası F odak, M de merkez. Buna göre cismin aynadaki görüntüsünü aşağıda verilen şekil üzerinde gösteriniz diyor. Şimdi arkadaşlar kurallar vardı. Neydi? Merkez üzerindeki bir cismin görüntüsü yine merkezdeydi. Değil mi? Şimdi K'daki cisim burada değil mi? K'daki cisim burada. K'daki cismin görüntüsü ne oluyordu? Aynı boyda ve üstünde oluyor hemen. Değil mi? Şurası. Şurası K üstü diyelim. Şimdi burası ne oluyor? 2, 2, 2. Şurası. Burası 3,5F. 3F. 3F oluyor değil mi? Şu 2 kare 2F dersen 2F, 3F. Şimdi kural şuydu. 3F'teki bir cismin görüntüsü nerede oluşuyordu? 1,5F'te ve boyun yarısıydı. Yani şöyle oluyordu değil mi arkadaşlar? Burası 3F, 1,5F. 1,5F neresi? Şurası. Şöyle oldu değil mi? O zaman biz ne yapıyoruz? Bunları birleştiriyoruz. Şurası da L üssü diyelim. Şöyle ok işaretimiz de şöyle olacak. Demek ki cismin görüntüsü bu şekildedir.
Gelelim 5. soruya. Şekilde X ortamından Y ve Z ortamlarına gönderilen ışınların izlediği yollar görülmektedir. Buna göre diyor kır mühendislerini kıyaslarınız diyor. Kural neydi? Kural neydi arkadaşlar? Az yoğundan çok yoğuna normale yaklaşıyordu. Normale yaklaş. Normal dediğimde şu arkadaşlar. Şunlar, şu noktalar var ya normal, düzleme dik. Buradaki normal bu. Buradaki normal de bu. Şimdi çoktan, çok yoğundan da az yoğuna da normalden uzaklaş. Uzaklaş. Şimdi gelelim. Bakın dikkat ederseniz. Bak çok yoğun ortamda normalden uzaklaşmış. Normalde Y X'ten büyük olsaydı, X'e Y'ye kıyaslayacak olursak diğer tarafa geçecekti. Ama ne olmuş? X Y'den büyük olduğu için arkadaşlar normalden uzaklaşmış. Karşı tarafa bile geçmemiş. Dolayısıyla NX N Y'den büyüktür diyeceğiz. Gelelim X ile Z'yi kıyaslayalım. Şimdi bak burada bir tam yansımaya maruz kalmış. Tamam mı? Tam yansımaya. Yine arkadaşlar eğer X Z'den büyük olduğu için arkadaşlar tam yansıma maruz kalmıştır. O zaman NX de NZ'den büyüktür diyeceğiz. Şimdi NX demek ikisinden büyük. Y ile Z'yi kıyaslayacağız. Acaba hangisi daha büyük? Bakın şöyle bir yorumda bulunabiliriz arkadaşlar. X Y'ye geçerken tam kırılmış. Bak gördünüz mü? Burada tam yansımaya uğramış. Yani Z biraz direnç göstermiş. Dolayısıyla Z'nin kırılma endisi Y'den büyük. Yani NX en büyük olacak. NZ daha sonra da NY şeklinde bir sıralama olacak. Sorular burada bitti arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar. Kolay gelsin.